Nedret Ersanel Bir masaları ve üzerinde Amerikan bayrakları vardı. Hafta sonu Rusya Devlet Başkanı Putin, 1990'ların ortalarından yani SSCB'nin göçüşünden sadece birkaç yıl sonra CIA görevlilerinin Moskova'da devletin resmi çalışanları, hükümetin danışmanları olacak kadar ülkeye nüfuz ettiklerini açıkladı. Açıkladı yanlış... Türkiye'de bu bilgiye pek şaşıranlar olsa da 2000'li yılların başına kadar Kremlin'deki süper gücün Amerika olduğunu anlatan çok haber, film, belgesel yayınlandı. Yani yeni bir şey değil. Zamanında şaşırması lazım gelen bir şeydi. Atlatınca bugüne kadar ham kaldı, şaşırmadığımız için merak da etmedik. Tüm ulusal güvenlik mimarisini, savaş düzenini, efsanevi KGB'yi ABD yönetmiş. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nasıl olur da birkaç yıl içinde Amerikan uydusuna dönüşebilir? Devlet çöktüğü için bugün Kremlin'in patronu olarak tanıdığımız KGB ajanları taksicilik yapıyordu da ondan diyerek kara mizahı da barındıran doğru cevabı verebilirsiniz ama bu sadece Ruslara ders olur. Bizim için soru daha kalındır. Acaba aynı yıllarda öncesi ve devamında küçük Amerika diye kabul edilen Türkiye'de durum neydi? 1940'ların ortalarından 2000'li yıllara siyasi tarihimizde Türkiye-Batı ilişkileri kronolojisi büyük boşluklar taşısa da elimizde ders çıkarmaya müsait hayli bilgi bulundu, bunlardan da akıllanmadığımız 15 Temmuz'da ortaya çıkmadı mı? Geçen 30 yıldan sonra Putin'in bu hesabı hatırlatmasının sebebi o sınırların jilette açılmış yaralar gibi bugün de kanamaya devam etmesi. Bugün ABD-Batı-Rusya arasında yaşanan Ukrayna merkezli Avrupa sınırları kavgası o günlerin mirası. Rusya diyor ki o gün ABD ve NATO söz verdiler, Doğu Berlin'den daha doğuya geçmeyeceğiz diye geçmeye devam ediyorlar. Amerika Batı da diyor ki sözle olmaz o işler, geçti borun pazarı. Gangren şu, ABD, NATO, Batı size söz ilerlemeyeceğiz diye kime söylüyordu? CIA'ye işte. Putin'in söylediği asıl o. Kremlin'de ABD'de oturuyordu, Amerika güdümlü Rus liderleri oturuyordu. Bir masaları ve üzerinde Amerikan bayrakları vardı, hayatımızdaki her şey üzerinde hakimiyetleri vardı. Büyük dram. Ah danışmanlar, Sovyetlerden Rusya Federasyonu'na geçiş az sancılı olsun numarasıyla Moskova'ya gönderilen CIA refakatçıları işin rezilliğini o denli çıkardılar ki özelleştirmeleri de vaziyet ettikleri için ülkelerine döndüklerinde bu kadar da yenmez diye hapse atıldılar. İşte öyle nüfuz etmişlerdi. Ve yine aynı kahredici soru. Acaba aynı yıllarda öncesi ve devamında küçük Amerika diye kabul edilen Türkiye'de durum neydi? Bağdat, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiklerini duyurdu ya, çekilir çekilmez, çekilirse nasıl kalır türünden ince ayarlar ayrı, 20 yıllık hesabı ödemeden nereye diye sormuştuk bir evvel. ABD'nin bıraktığı ekonomik, askeri, siyasi enkaz, parçalanmışlık bir tarafa, Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği 2021 raporu ülkede 5 milyon yetim olduğunu açıkladı. Tüm dünyadakinin %5'i. Saddam gittikten bu kadar sonra bunlar kimin yetimi? Bu miras yine ABD'nin ve danışmanlar duruyor. Muharipler gitse de tahrip onların. Pazartesi günü mecliste Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri vardı. Parti temsilcileri Ankara'nın dış politika tercih ve pratikleri üzerine eleştirilerini söylediler, hükümet de yanıtlarını verdi. Fakat herhangi bir parti ne dünya ve bölgemizdeki yeni gerçekleri nasıl anladıklarını anlattı, ne de Türkiye'nin nasıl bir dış politikası olması gerektiğine ilişkin sade suya tirit 1 iki Krişe dışında cümle kurdu. Sadece aktüel ve spesifik olayları kendi siyasi veçelerinden hükümete gol atmak adına kritik ettiler, hükümet de aynı konular üzerinden karşılık verdi. Bu haliyle akşam TV programlarındaki tartışmaların üzerine dahi çıkamadılar. Oysa Dışişleri Bakanlığı görüşmeleri örnekleri meclis tarihinde çok görüldüğü üzere dünyayı nasıl algıladığımız konusunda zorlayıcı derecede vizyoner, kavrayışlarımızı nasıl yenilediğimiz veya yenilememiz gerektiği konusunda bilgelik gösterisi olmalıydı. CHP başta meclisteki muhalif partiler, dünya ve bölgedeki gelişmeleri düz bir çizginin üzerinde akıyormuş gibi ele alıyorlar. Yani konjonktür şartlar onlar için hep sabit. Ermenistan ne gibi bir adım attı da siz ilişkileri geliştirmek istiyorsunuz kardeşim diye muhalefet mi olur? Bakın nelerden habersiz olduğunuz mesajı verirsiniz. Azerbaycan-Ermenistan savaşı, Ermenistan'ın yenildiği, Rusya'nın bu süreci desteklediği, altılı formatın ortaya çıktığı, İran'ın Kafkasya dengesinin bozulduğu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulduğu, Afganistan'da ABD'nin yenildiği, küresel karizmasında erime yaşandığı, olayların Çin-ABD rekabetinin ana ayağı, bir yol bir kuşak projesinin güzergahında yaşandığı, Hazar ve Karadeniz'in stratejik boyutunun yükseldiği, enerji ve yollar üzerinden geçen politikanın öneminin arttığı gerçeklerini bilmediğiniz anlaşılır. Aynı uzun paragrafı Ukrayna özelinde Avrupa-Atlantik için, Tayvan özelinde Asya-Pasifik için yazabilir. Nihayet doğu-batı yüzleşmesi için hepsinden uzun analizler kurabiliriz. İktidarın dış politika uygulamalarının tümden yanlış olduğunu varsayalım. Peki muhalefetin yeni dünya tarifi ne? Türkiye'nin buradaki yaşamına ait projeksiyonu ne? Genel kurulda söylenenlere bakarsanız yok. E yoksa iktidara geldiğinizde size danışman verirler. Nedet Ersanel Mehmet Hacet Ateş Çemberi İki hafta kadar önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna krizinden dolayı Rusya'yı hedef alan şöyle bir açıklaması olmuştu. Rusya Ukrayna konusunda çatışma yolunu izlerse ağır bedeller ödeteceğiz. Bu tehdit dolu açıklamadan hemen sonra Blinken'ın kendisi Rus mevkidaşı Lavrov'la devamında da Biden Putin'le başkanlar düzeyinde görüşmeler yaptı. ABD Rusların Ukrayna'ya askeri bir operasyon yapmasına tehdit cümleleri kurarak karşı çıkıyor. Ruslar bu ülkenin NATO'ya alınmayacağına dair kendilerine garantiler verilmemesi halinde sınıra yaptıkları dev yığınaktan vazgeçmeyeceklerini ima ediyorlar. Önümüzdeki dönemde bu görüşmelerin sonucunu sürecin hangi tarafın istediği biçimde ilerlediğini görerek anlayabileceğiz. Bir süre önce Blinken'ın yukarıdaki sözünü hatırlattığım üst düzey bir Türk yetkili bu cümleyle ilgili olarak ne tehdidi ne bedeli şeklinde özetleyebileceğim bir reaksiyonla karşılık vermişti. İşin doğrusu ağır bedeller ödeteceğiz ifadesi Rus-Amerikan ilişkilerinin karakterini yakından tanımayanların ilk aklına geldiği gibi askeri müdahale anlamında bir gözdağı değil, ekonomik ambargolarla Rusların canına okuma vaadinden ibaretti. Muhatabımızın ABD'den gelen tehdit cümlelerini omuz silkerek karşılamasının nedeni de buydu. Kendisinin de hatırlattığı gibi yakın zamanda Rusya'ya komşu iki ülkenin başına gelen iki örnek. 2008'de Rusya'nın Gürcistan'a müdahalesi, 2014'te Kırım'ın işgal ve ilhakı. Ukrayna'nın bugün karşı karşıya olduğu durumda olduğu gibi Amerika'ya sırtını yaslamanın güven verici olmaktan ne kadar uzak olduğunu düşündürtüyordu. 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak ettikten sonra bu hareket 2. Dünya Savaşı öncesi Hitler'in Çekoslovakya'yı benim hakkım diyerek işgal etmesine ve Fransa ve İngiltere'nin buna göz yummasına benzetilmişti. Dede ağaca ABD yılanının enerji kriziyle de bir alakası olabilir mi? Diğer yandan Ukrayna krizi Avrupa'nın önüne hızla artan enerji maliyeti olarak döndü. Sonbaharda rekorlar kıran doğalgaz fiyatları biraz durulur gibi olmuştu. Ancak Almanya'da yeni kurulan hükümetin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un açıklamalarıyla doğalgaz odaklı gerilim yeniden tırmanışa geçti. Çiçeği burnunda Alman Bakan'ın Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının açılışı hazır olmadığını söylemesi ve bu sözlerini aynı zamanda Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya bir tepki olarak ortaya koyduğunu belli etmesiyle doğalgazın 1000 metreküplük fiyatı yeniden 1300 dolara fırladı. O cephede de durum şöyle. Rusya vanaları kısıp Avrupa'yı kış ortasında donmakla, Almanya ise Rusya'yı Ukrayna krizini tırmandırması halinde 10 milyar dolar maliyetle inşaatı tamamlanan Kuzey Akım 2 hattını açmamakla tehdit ediyor. Peki sanayisinin Rus doğal gazına ihtiyacı yüksek düzeyde olmasına rağmen, kullanılan tehdit dilinin gaz fiyatlarını tırmandırdığını bilmesine rağmen Almanya'nın böyle bir yöntem izlemesinin tuhaflığını nasıl izah etmeli? Bu sözleri Alman bakanın acemiliğine vermek mümkün mü? Yoksa daha kurumsal bir politikayı mı yansıtıyor bu yaklaşım? Doğalgaz fiyatlarını yeniden fırlatan bu sözler bir gaf değilse eğer, bu işin arkasındaki Amerikan aklıyla izah edilebilecek bir durumla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı'nın mağlukları arasında yer aldığı için ordusunun yeniden güçlenmesine izin verilmeyen Almanya, askeri bakımdan Rusya ile baş başa kalma korkusunu ABD'ye yaslanarak tolere etmeye çalışıyor. Trump döneminde Berlin'de müstemleke valisi gibi davranan bir ABD büyükelçisi vardı ve bu büyükelçi Kuzey Akım 2 projesine açıktan karşı çıkıyordu. Almanlar o büyük elçinin o günkü tutumundan rahatsız olduklarını belli etmişlerdi tabii. Ancak statük hatırlandığında bu tepkiler bu yerden sonra anlamını yitirmişti. Geçenlerde yine bir Türk yetkiliden ABD'nin Dede Ağaç'a yaptığı askeri yığınağının bu konuyla da bir ilişkisi olduğuna dair bir değerlendirme almıştım. Rusların Avrupa'yı gaz vermem donarsınız diye örtülü bir şekilde tehdit etmesine karşılık ABD'nin dede ağaça gemilere likit gaz getirmeyi taahhüt ettiğini söyleyen yetkili bu yığınan gerekçelerinden birini böyle bir stratejiyle ilişkilendirmişti. Bosna'ya dikkat! Bu gerilimlerin tam ortasında dikkatleri toplamayı gerektiren bir başka gelişme de Bosna Hersek'te yaşandı. Bilindiği üzere Bosnalı Sırpların lideri, Sırp Cumhuriyeti entitesinin Bosna Hersek vergi ve yargı sisteminden çıkması ve kendi ordusunu kurması için kendi meclisine teklif götüreceğini söylemişti. Milorad Dodik dediğini yaptı ve bu teklif Sırp meclisinde kabul edildi. Bu kararın ne anlama geldiğini, nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu başka bir yazıyla anlatalım. Mehmet Acet